adınızı öğrenebilir miyim? Galip Erdoğan. Galip Bey, nerelisiniz? Kastamonu. Bağcılar'da mı yaşıyorsunuz? Evet. Peki Bağcılar Belediye Başkanı'nı tanıyor musunuz? Tabii ki. Lokman Bey'i tanıyoruz. Kendisiyle ilgili görüşlerinizi alabilir miyim? Hizmette beğendiğiniz, eleştirdiğiniz neler var? Beğendiğimiz bazı standart şeyleri zamanın getirdiği şekilde düzgün uygulamalar var. Ancak bizim 92 yılında Bağcılar Bakırköy'den ayrılıp ilçe olan ilçelerden birisi. O tarihten bugüne daha düzgün şehirleşme, daha düzgün bir yerleşim ya da ileriye yönelik bir sonraki nesli hesap ederek bir şeyler yapılabilirdi diye eleştirimiz de çok haliyle. Yalnız kendisi şahsen sevdiğimiz saydığımız ama başkan olarak da işte bir önceki başkanımız Feyzullah Kıyıklık'la kıyasladığımız zaman başarısız bulduğumuz bir insan. Peki siz de dilek ve şikayetlerinizi dile getirmek için belediye binasına gittiniz mi? Tabii gittik. Hangi ya. Sebeple? Ya mesela kentsel dönüşümde öncelikli sırada Bağcılar bildiğim kadarıyla. Bu kentsel dönüşümde anlamadığım nokta şu, yani birçok arkadaşım ya da buralarda oturan insanlar adına söylüyorum. Bir eski bina gecekondu yıkılıyor, yerine yenisi 4 ya da 5 katlı olarak yapılıyor. Kentsel dönüşüm mantığı böyle mi olmalı, yoksa işte aynı sokaktaki 3 tane 5 tane 20 tane binanın bir ada bazında söz konusu olup hepsi birden yıkılıp yeniden bir blok, etrafta da sosyal alanları olan bir yer yapılarak mı yapılmalı şehirleşmeye, kentsel dönüşüm? Ya yani ben bu konulardan çok muzdaribim. Kendimiz buradaki arkadaşlarla birlikte işte 40 yıla yaklaşan bir Bağcılarlıyım. Çocukluğumuz, gençliğimiz geçti. Artık yaşlanma dönemine girmişiz. Gönlümüz isterdi ki İstanbul'un göbeği sayılabilecek Bağcılar çok daha kaliteli hizmet alınan, çok daha kaliteli kültürel ya da diğer etkinliklerin olduğu bir ilçe olsaydı ama bu konuda yetersiz maalesef. Peki belediye binasına gittiğinizde nasıl bir hizmet aldınız? Bu tür işlerin belli bir standarda kavuştuğuna şahidim yani. İşte malum halk günü mü dersiniz ya da bir takım şikayetleriniz söz konusu olduğu zaman herhangi bir yetkili, hatta başkana kadar rahatlıkla ulaşıyor. Kim diyor ki ya ulaşamadım, o konuda ya gitmemiştir ya da pek doğruyu söylemiyordu. Ama nihayetinde nüfusu da yani resmi olarak 800 binlerde ama gayri resmi bizim tahminimiz 1 milyonu aşkın bir nüfus var Bağcılar'da. Ben sadece başkandan mesela şahsım adına bugüne kadar belediye şahsi bir iş için gitmedim. Mahallem adına, sokağımdaki herhangi bir sorun adına gittiğimde beklentim şu. Bağcılarımızın 22 mahallesi var. Ve kendim de Lokman Bey'e ailecek, sürekli oy veren bir insanız, destekleyen bir insanız. Eğer 20 yıla yaklaşan bir iktidar söz konusuysa 22 mahalle, her sene bir mahallemizi yenilemeyi amaç edinseydik 20 yılda 20 mahallemiz yenilenebilirdi. Bu noktada. Yoksa bugün bakıyoruz dibimize işte Medipol Hastanesi, Batışehir, işte İstoç, arka tarafımızda 212'ler ya da işte Güneşli tarafında çok daha böyle günümüze yönelik hitap eden konutlar, iş merkezleri, sosyal alanlar yapılıyor. Şimdi Fatih Mahallesi'nde acaba belediyemizin çocukların rahatça oynayabileceği, dinlenebileceği bir parkı var mı? İhtiyarlarımızın cami ya da işte bir şey çıkışlarında, evden çıkışlarında sosyalleşebileceği belediyenin yapmış olduğu bir alan var mı? Yani bence meselelere biraz böyle daha insani yönden bakabilsek, işte daha çok oy için değil de gönülleri fethetmek için hizmet amacı güdülseydi çok daha iyi yerlerde olabilirdik. Eleştirilerim bu yönde yani. Peki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı tanıyor musunuz? Evet. Kendisinden beklentileriniz nelerdir? Kendisinden şöyle yani vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Ondan sonra valla diyebileceğim şu. Büyükşehir Belediye'mizin yıllardır belli standartlarda sunduğu hizmetleri daha hızlı, daha üst seviyelere çıkarabilmesini temenni ediyorum. İnşallah vatandaşın standart alıştığı bir takım konforların daha böyle düşük seviyelere inmemesi temennim o açıdan. Yoksa bizler çalışan, işte kendi işinde gücünde insanlar olarak belediyelerde ne işimiz olabilir ki? Ya en fazla yıldan yıla bir emlak vergisi için uğrarsak uğrarız. Ya da işte oldu ya
maddi gücümüz yetmemiştir. Belediyeden bir yardım talebimiz. Yani bu sosyal yardımlar ya da işte kültürel alanlarda yeni yetişen çocuklarımıza, gençlerimize, milli manevi ülkemizi daha ileri seviyeye götürecek gençler yetiştirebilecek projeler üretmeliler. Yani bu ha yok mu? Tabii ki vardır da yetersiz kaldığına inanıyorum. Yoksa günümüz gençliğine sorarsanız ya biz şimdi belli yaş kemale ermiş insanlarız. 15 ile 25 arası gençlere soralım. Ben iddia ediyorum. 100 gencimizin 90'ı dünyanın gelişmiş ülkelerine ya da Avrupa hayaliyle yanıltır. Halbuki böyle olmamalı. Biz bu ülkeyi kolay elde etmedik. Peki belediyecilik anlamında hizmetini beğendiğiniz farklı bir belediye var mı? Bağcılar Belediyesi'ni önerebileceğiniz. Valla kendim Kastamonluyum. Yanlış hatırlamıyorsam Kastamonu şehir merkezinin 3-4 dönem MHP'li bir belediye başkanımız vardı. Bir rahatsızlık geçirene kadar 3 dönemi hatırlıyorum. 4. dönem rahatsızlığından dolayı yarım bırakmıştı. Başka partili olup da çok güzel çalışıyor diyebileceğim, gözlemlediğim orası. Yani bizim Kastamonu'yu bilmeyenleri tavsiye ederim. Çok güzel bir yerdir. İnsanı da cana yakındır. Tertemiz. Yani hem insani hem de bir şehir olarak, tarihi ve kültürel olarak çok olumlu, çok güzel şeyler yaptığına şahidim o belediye başkanı. Başka partili olarak onu söyleyebilirim. Diğerlerinden bahsedersem haksızlık ederim. Çünkü gözlemlemeyi ya da bir nevi başka bir bile işte Bakırköy Belediyesi'ni niye gözlemleyeyim ki? Zaten 40-50 yıldır aynı zihniyette, aynı partideki insanlar yönetiyor. Sonra Bakırköy Belediyesi belli gelir grubunun üstündeki insanların yaşadığı bir yer. Bu insanların belediyeden beklentisiyle Bağcılar ya da Esenler'de yaşayanın beklentisi aynı olamaz. Yani adam şimdi gelir grubu yükseldikçe beklentiler azalabiliyor. Farklı alanlarda sosyal projelerden beklentisi şey olabiliyor. Yani o yüzden İstanbul için söyleyeyim ama kendi memleketimden o örneği verebilirim. Peki Belediye TV aracılığıyla belediye başkanınıza mesaj yollamak isteseniz bu ne olurdu? Vallahi başkana çalışmalarında başarılar diliyorum. Daha sık aramızda görmek istiyoruz. Tabii yoğunlar, onların da belki günün 24 saati yetmiyor. Anlayışla karşılamak lazım ama yani bizim Fatih Mahallesi özelinde söylersem şu anda İstanbul'un göbeği sayılabilecek bir mahallemiz var. Ancak ulaşım ve park sorunumuz had safhada. Gece vakti bir hastamız, bir Allah korusun yangın söz konusu olduğunda itfaiyenin ya da ambulansın giremeyeceği yüzlerce sokağımız söz konusu. Başkanımız bu konuda ricacı oluyoruz. Mümkünse ben 30-40 yıllık hatıralarımı tarihe gömmeye hazırım. Gelsinler mahallemizin bir ucundan girip yıksın, TOKİ aracılığıyla mı olur ya da Çevre Bakanlığı'nın başka bir şeyiyle mi olur? Mahallemizi baştan aşağı yıksınlar, yaşanabilir yeni bir şehir, yeni konutlar yapsınlar. Etrafını, o konutların etrafında da otopark sorunu olmayan, güvenlik sorunu olmayan sosyal alanlarda yapılsın. Bunlar da en azından bir fitili ateşlerse bizim başkan gibi insanlar ateşleyebilir. Yani biz konuştu muydu? Ne duvara konuşuyormuş gibi oluyoruz. Nihayetinde toplumda fazla da etkili olmayan insanlarız. Peki. Söyleyebileceklerim bu kadar. Peki, çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Maşallah.